Halkla iç içe yaşarım. Bugün bir bakanım, bir milletvekilinin yanına varmak fermana mahsus. Milletvekili olacağı zaman milletin içindeler, halkın içindeler. İşleri bitti, her biri koltuğunun peşindeler. İnsanlığı öğretmek isterdim halkımıza. 80 milyonu temsil eden 600 vekil ve Kayseri'yi temsil eden 10 milletvekili var. Biz de Kayseri halkına milletvekili olsanız ne tür hizmetlerde bulunurdunuz diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Milletvekili olsam milletin sorunuyla ondan sonra elektrik, su, zam gelmemesi için uğraşması lazım. Belediyelere gidip belediyeden belediye başkanına görüşüp yolların ondan sonra asfaltlanması, yaya geçitleri, bazı sokak aralarında çukur yerler var. Yamay bacak, yamay bacak diyorlar, yapmıyorlar. Eşiyorlar kanal yahut da su kanalı eşiyorlar. Yapmadan gidiyorlar. Ben 15 gündür arıyorum Melik Gazi Belediyesi'ni. Asfalt dökecek diyorlar, yamay yerlerine dökmüyorlar. Hala gelecek. Neymiş? Oraya bir ay sonra, 15 gün sonra, 2 ay sonra oralar düşecekmiş de ona göre yapacaklarmış. Orada Osman Kavuncu'da şok market var. Onun önüne 3-4 metre çukur var. O gelen araba düşüyor, kut kut kut. Gelen araba düşüyor, onu da söyledik, onu da yapmıyorlar. Kayseri'de eksiksiz milletvekili olsam insanlara en güzel hizmeti vermeye çalışırdım. Yani altyapı tamam da eksikleri bayağı bir var. Kayseri'nin çevresini değiştirmeye çalışırdım. Güzellikler yapmaya çalışırdım. Bir de şunu söyleyeyim ben gurbetçiyim. 44 yıldır gurbette yaşıyorum. Avrupa'da kendime elektroteknisyenim. Yani her ülkeye gittim. En azından 20-30 ülkeye gittim iş icabı. Kendi ülkemizden güzel övmüyorum. Bu bir gerçek. Övmüyorum gerçekten. Hiç böyle bir ülke görmedim. Vallahi şu anda yapacakların en iyisini bunlar yapıyor. Böyle giderdi bence. Adamlar çalışıyor, bir şey diyemek yani. Her yerde onlar var. Bir şey olduğu zaman geliyorlar, bakıyorlar. İlgileniyorlar. Güzel. Kim kime ne yapıyor? Herkes hür. Ya neler yapardım? Vatandaşın, milletin işine yarayacak işler yapardım. Allah için çalışırdım. Ne diyeyim? Milletvekili olmadığıma göre. Benim branşım neyse, ne yani o an için vatandaşın işine ne iş yarar? İş yerleri, bilmem sosyal haklar falan filan yani bunlar... Biz milletvekili olmadık da milletvekili olanlar hiçbir şey yapmadı bugüne kadar. Hiçbir Kayseri'ye herhangi bir şeyini görmedik. Gören varsa söylesin. Ne bileyim yani milletvekili dediğin halkın içinde olur, millete yardım eder, milletin ihtiyacını görür. Milletvekili olacağı zaman milletin içindeler, halkın içindeler. İşleri bitti, her biri koltuğunun peşindeler, köşesindeler. Biz bir şey göremedik bugüne kadar. Peki siz neler yapardınız? Biz daha milletvekili olmadık, olunca düşüneceğiz. Olsanız? Siyasetçi değilik, bilemem. Siyasetçi gücümüz yok bizim. Vatandaş nasıl bir milletvekili istiyor? Vatandaş milletvekili halkının içinde istiyor. Halkın içinde gezmesini istiyor. İhtiyaçlarını gidermesini istiyor. Yardımcı olmasını istiyor. Mesela benim çiftliğim var. 1000 mallık çiftliğim var. Gübre yola kadar dökülmüş. Belediyeye haber gönderiyorum. Belediye gelip çekmiyor. Ne yapacağım? Hadi size soruyorum, ne yapacağım ben? Ondan sonra neymiş? Çevreye zarar veriyorsun. Çevreye zarar veriyorsun da kardeşim sen belediyesin. Kamyonunu gönder, kepçeni gönder, çeksin. Ben de çekeceğim onu. 3 kere haber yolladım Kocasinan Belediyesi'ne, göndermediler. Önce insanlığı öğretmek isterdim halkımıza. Sonra da İslamiyet'i ve gerçek İslamiyet'i. Bu sahtekarlık İslamiyet değil. Ve önemli olan bize bunlar yani. İslam, insanlık, ırz, namus, yani onlar maalesef çok azalmaya başladı ülkemizde. Vatandaşımın iner milletvekili koltuğa çıktıktan sonra iner vatandaşlarımın derdini dinlerim. Hayır, iner vatandaşımın problemlerini dinlerim. Ve halkla iç içe yaşarım. Bugün bir bakanım, bir milletvekilinin yanına varmak fermana mahsus. Önce bunu çözsünler bir tane. Ben bunu yaparım. Halkımla kol kola yaşarım.